Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Hemen şöyle hazırlamıştım. Yan taraftan alayım. İlk defa inceleyeceğimiz bir marka arkadaşlar. Converse inceliyoruz. Ayakkabı dahisi. Bildiğimiz kanalında. Converse mi? Ha? Bildiğimiz Converse mi yoksa? Bildiğimiz Converse. Converse modellerini incelemeyeceğiz. Basketbol ayakkabısını, basketbol versiyonunu inceleyeceğiz. Ben de Converse deyince Converse modeli ha, hani. Sanki şey bir yerleşmişti. Ama bu basketbol ayakkabısı olacak. Biliyorsunuz bu kanalda farklı içeriklere, farklı ayakkabılara hep yer vermeyi seviyorum. Sizler de seviyorsanız lütfen bunun desteğini gösterin bana. Bu kanalda dediğim gibi ilk defa incelenmiş olacak. Umarım güzel olur, daha devamı da gelmiş olur diyoruz. Evet, direkt Converse'in sitesinden söyledim arkadaşlar. 1600 TL bu ayakkabı. Eşimin bir surat ifadesi vardı arkada. Bütçeli model falan diyeceksin sandım. Yok, hayır. Maalesef çok pahalı. Birkaç tane mağazalarda olan hiç beğenmediğim modelleri vardı. Bu modeli ben beğeniyorum. NBA'de de bunu giyenler oluyor. NBA'de de Converse artık atletleri var. 3-5 tane. Biraz Puma ile böyle tasarımlar sanki Puma'yı andırıyor gibi. Veya Puma'da bu da bir farklı geliyor bana. Ve NBA Jam. Kutusu çok güzelmiş. Sen biraz kutuyu incele dur. Bu ayakkabının isminde NBA Jam geçiyordu. Daha doğrusu modeli All Star BB Evo diye geçiyor. NBA Jam rengi olarak düşünebiliriz. Şöyle etiketi var. Etiketinde yazmıyor bir ismi olduğu. Değişik bir şey. Yine 11 numara söyledim arkadaşlar. Resmen oyun gibi yazmışlar. Turbo, işte Shot, Steel falan değil mi? NBA Jam oyunu vardı. Onun renkleri olarak düşünebilir. Yani çok hoşuma gitti ya. Gerçekten keyifli olmuş. Şey ama gibi parkeli, parke gibi. Aynen. Yani saha tasarımı yapmışlar. NBA logosu burada. Hadi bakalım açalım. Ooo, yalnız şuraya bakar mısınız? Çok renkli görünüyor yalnız. Aradan evet, gördüm. Çok hoşuma gitti. Tonight's matchup. Team 1, Team 2 demişler. Burada arkadaşlar eşleşmeler göstermişler. Ayakkabıları kapıştırıyorlar herhalde. Speed, 3 point, dunks, defense falan bir sürü güzel şey var. Çok güzel ya. Chuck Taylor'lar, Untitled var, All Star BB Jet, Pro Leather ve All Star BB Evo. Tamam, ve bugün şu an bunu açacağız. Ama çok güzelmiş, bu çıkıyor mu? Yok, çıkmıyormuş. Evet, 1600 liraya satıyorsak diyor, ufak süsleriz diyorlar herhalde. O zaman 3, 2, 1... Bang bang! Bu nasıl bir ayakkabı böyle? Biskotopu galiba. Arkadaşlar... Bu neymiş böyle ya? Of, şu an gözüme aldı şu fosforlu sarı. Değil mi? Üstüm üstüm. Ekranda daha güzel duruyordu. Çok fazla canlı bir renkmiş ya burada şimdi bakınca. Şuraya bakın. Oho! Arkadaşlar çok değişik bir ayakkabı. Sahada giyenlerin de ayaklarında böyle sanki şuraları çok böyle fosur fosur duruyordu. Hani bastığın zaman genişliyormuş gibi. Direkt öyle geliyormuş zaten ayakkabı demek ki. Bunu giyiyorlardı. BB Evo'yu NBA Jam modeli değil de normalde daha farklı renkleri var. İşte Gilgeous Alexander diye bir oyuncu var mesela. O yanlış hatırlamıyorsam Converse giyiyordu. Evet, şimdi neresinden başlasak bilemedim arkadaşlar. Oldukça renkli, oldukça cafcaflı bir model. Direkt çok tuhaf gelen bir şey. Şuraya bakar mısınız? Önü düşük, arkası çok yüksek. Yani şurayı çekmeye çalışıyorum, gelmiyor dili. İçinde kağıt mat bir şey yok mu ya? Ha, varmış. Gerçi olmasa bile iyice aşağı düşmüş olacak. 1600 lira arkadaşlar bu. 1600 liralık bir ayakkabı. Yani. Değmez gibi hissettin değil mi? Ben de gerçekten bir şok oldum. Bunu 700-800 lira anca satmaları lazım. Converse ayakkabılar ama hep genelde böyle pahalı oluyor zaten. Şimdi 6 ile başlayalım. Sen altına bir odaklan istiyorsan bir tanesini ben alayım. Sert plastik arkadaşlar. İçini gösteren olsa da bayağı sert. Belki dışarıda oynanabilir gibi düşünüyorum ama burada dışarıda... Translucent ama bayağı sert. Yani... Çıkıntılar çok farklı yapılmış. Böyle dikkat edersen kare ve içinde bir tık daha bir oluşum var. Artı var. Değişik bir şey yapılmış. Özellikle şu kısımda. Onun dışında tüm tabanda zaten aynı tarz diamond diyebileceğimiz çıkıntılar. Şurada Converse logosunu görüyorsun.
hemen üste doğru yani yastıklamayı açıkçası merak ediyorum. Ama bunun içinde drop in midsole olabilir. Yani içine konmuş yastıklama olabilir. Bu hiç basket evet. Ayakkabısı gibi değil ki. Ayağım fırlarmış gibi içinde. Evet şu an çıkartacağım onu. Çıkartabileceğimi düşünüyorum. Yastıklamayı çıkartacağım çünkü bayağı kolay geldi arkadaşlar. Bazı ayakkabılarda çıkmış. Şöyle o zaman göstereyim. Yürüyor musun? Evet. Evet, yastıklama arkadaşlar bu şekilde bir şeyle sağlanıyor. Dikkat edersen altında hemen sarılıkları görebilirsin. Gözüküyor mu? Şöyle daha tepeden baktırayım. Böyle şu sol taraftan bakarsan. Ben görüyorum da kamerada. Kamerada gözükmüyor. Direkt arkadaşlar şu an ayağım, bak parmağım gözüküyor mu? Bu ayakkabıda hiçbir şey yok açıkçası. Tamamıyla buradaki tavanlık. Evet, bir daha bunu sokmaya uğraşmayalım. Kobilerde falan da bu tarz bir tasarım vardı. Yastıklamasında bu tabanlık artık ne kadar sağlarsa o kadar alabileceğiz. Üstüne gelelim. Üstü değişik bir şey. Buralarda ne yazıyor? Boom şakalaka. Boom şakalaka yazıyor. O da öyle bir söylem. Saçma. Böyle söylem yani. Renk uyumları hiç yok gibi geliyor bana bir anda. Yani pembesi hoş tatlı ama ne alaka? Üstünde diyorsun? Arkadaşlar oraya rengi var. İşte ön parmaklarımız korunması için ekstra plastikler kaynatılmış. Yine yapacağınız hamlelerde sizi koruyacak hiçbir şey yok. Çok çıkıntı yok. Gökkuşağı renkleri var. Converse yıldızı burada. Aynı şekilde şuradaki yine farklı bir renkli. Herhalde böyle bir çocuğa vermişler. Al bakayım sen bir şeyler karalı demiş. Tasarımcısı. Arkaya doğru geçelim. Arkada arkadaşlar şurası topu korumanız. Şurada bayağı bir pedleme var. Yani ayağınızı tutacak şöyle bir pedleme var ama değişik ya, çok değişik. Dediğim bakalım gibi, merak ediyorum. Kobi'nin yapısına biraz andırıyor. Kobi'ye benziyor. Fakat yan tarafa doğru yapacağın hamlelerde sadece şuraya dayanacaksın. Bilmiyorum, çok basketbol ayakkabısı gibi değil diyorsun. Asıl bizim alıştığımız Converse tasarımı bunlar. Chuck Taylor'lar. İçini açalım bakalım ne var. Hiçbir şey yok. Burada da öyle bir tane Converse şeyi kondurulmuş. Evet, bu şekildeydi. İlginç. Dilini çıkartayım. Dilini göremiyoruz hiç. Şurada arkadaşlar dil yapısı minicik ya. Aşırı küçük ve aşağıda kalmış. Çok aşırı ilginç geliyor şu anda bu bana. Biraz da sanki ayağım içeride hareket edecekmiş hissiyatı da var. Yani bu yani Converse markası bu modellerle çıktı. Yani farklı bir şey denememeleri lazım bu tarz şeylerin bence. Ama işte tutuyorlar. Niye o pazarlara da giriyor, satıyor. NBA'de oyuncuya düşün milyonlarca dolar veriyor. Yani tabii pazarlamaya çalışıyor. Şu an yalnız çalışıyor. Şöyle içine doğru bakmanı istiyorum. Şöyle şuradan içine doğru bakar mısın? Yastıklaması yana doğru çok uzanmış biçimde. Yani adeta bir duvar oluşturuyor iç taraftan da. Görüyor musun şuraları? Yani sadece burası değil arkadaşlar. İçten bu yastıklama da sizi böyle içine alıcı bir yapıda belki tutabilir. Böyle şapur şupur döverseniz ama. Çünkü hiç eğim yok. Değişik bir olay. Baksana şöyle döveceksin. Ayağı yani. Çok şişko gösterecek. Evet, ayağı da şişko gösterecek bir şey. Ne diyorsun, bir ayağımıza deneyelim mi? Tabii, dene bakalım. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Büyük gelecek bence ama. Kalın bir çorap giyip geliyorum. 44 giymeliydim. Almalıydım. 45'i aldım. Kalın çorapla geliyorum. Hemen giyip geliyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle içindeki şeyleri çıkartalım. Ama işte bak, farklı markalar farklı geliyor insana. Güzel oluyor. Hep aynı şeyi açmaktansa, ne dersin? Ben bu kanalda işte The Way'de Leaning almak istiyorum. Yurt dışından bir alasım var çok açıkçası ama. İşte buraya 2000 liralara geldiği için. Ama bir deneyebiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? İşte Anta, KT7'yi düşünüyorum. Veya işte Anta'nın farklı Gordon Hayward modelleri var. İşte X-Step markası var, Jeremy Lin'in. İşte ama o ayakkabılara gidip toplamda 200 dolar para verince insanın canı acıyor. Bu da 1600 lira diyorsunuz ama işte ise bu söyledim, ertesi gün kapıma geldi. Onu bir de bir ay bekleyeceğim, edeceğim. Evet. Bir sürü ıvır zıvır. Hadi ben şimdi beyaz çorap giyip geleyim. Evet, şöyle bir giyelim bakalım. Bayağı kalın basket çoraplarımla girmiyor ya. Çok ilginç ya, burası şeyi falan değişik gerçekten. Normalin çok dışında. Ama Converse'ler de zaten çok zor giyiliyor, zor değil giyiliyor. Mi? Hayır, şurayı böyle bir boğaz gibi yapmışsın ama minicik bir dilin var. Normalde burayı yüksek yaparlar. Bu tam tersi. Çok ilginç olmuş. Şu arkasının şu büyüklüğüne bakar mısın şuraya? Evet, biraz uzun oldu arkadaşlar. 44,5 alabilirmişim. Riske girmemek için 45 almıştım. Çünkü bilmiyorum daha önce hiç kullanmadığım için. Değişik bir ayakkabı ya. Burada giyemeyeceğim. Giymesi bile mesele ki ben önemli bir şeydir yani basket sahasında bunu. Yani şöyle çorabım içeride, çoruma yapıştı biliyor musun? Değişik bir hissiyat var şu anda. Pek böyle hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Zaten görsel olarak da pek beğenmedim ama hadi dedim bir şans vereyim şuna. Türk bayrağı gibi bir şey. Evet. Çok komik. Converse'in Türk bayrağı gibi, doğru diyorsun, yıldız var. Hilal varmış gibi.
Evet. BB Evo. Tam yani, disco topuna döndüm. Ha? Üstümü de öyle bilerek renkli giymiştim. Aynen. Renkli bir ayakkabı açacağım diye. Tam Converse tarzı olduk ya. Ne diyorsun? Aynen. Üstüm beyaz en azından. Arkadaşlar hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yani 1600 lira olmasın ama üzüleyim. Çok ilginç bir tutuşu var. Bu fena değil. Ama yastıklama yok gibi bir şey. Yani yok gibi bir şey değil aslında. Bir miktarı var ama çok çok az. Çok düz taban gibi hissettiriyor. Yere çok yakın hissettiriyor. Belki bunu crossover atacak arkadaşlar falan hoşuna gidebilir ama bu kullanımda nasıl olur onu da merak ediyorum. Çok hızlı pislenecek bir ayakkabı. Özellikle bu taban. Yani şimdi genel olarak düşün. Benim beklentim daha farklıydı. Yastıklaması tam bir gart ayakkabısı. Yani öyle söyleyeyim. Gart ayakkabısı uzun biraz. Önden uzun. Yani 44.5 numara alsam daha iyi olurdu. Önden bayağı bir benim bir boşluğum kaldı gibi hissediyorum. Evet. Değişik. Yani bunu biraz daha giymem lazım. Biraz daha farklı çoraplarla farklı zeminlerde giymem lazım. O zaman fikirlerim netleşir muhtemelen. Bu şekilde farklı bir kutu açımı, farklı bir kargo açımı yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani ilk izlenim bu şekilde. Sizin ilk izlenimleriniz nasıl? Aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Biraz daha inceleme istiyor bu ayakkabı. Görüşmek üzere. Ayakkabı dersi alalım.